Özbekistan'daki soydaşlarımıza ve ülkemizde Anadolu'da yaşayan Özbek kökenli vatandaşlarımıza selam ve saygılarımızı gönderiyor. Özbek pilavına başlıyoruz. Onlar bu pilavı normalde büyük büyük kazanlarda yaparlar. Altında ateş yanar, evet. Havucu, soğanı böyle imece usulü doğranır. Kalabalıklar evet. için dost meclisinde yenen bir evet. yemektir. Kazanların da üstünü kapatırlar. Evet, böyle aynen. hamurla çepeçevre aynen. hava almasın aynen. diye bir delik bırakırlar. Ondan sonra da onu afiyetle yerler. Sonra biraz yağlıdır normal pilava göre. Ağır gelir, yeşil çay içerler üstüne de. Aynen. Bu da öyle mi olacak? Evet, öyle olacak. Şimdi ocağımızı yakalım. Siz yani aynı pilavın evde hazırlanacak şeklini evet. yapıyoruz biz. Aynı pilavın. Süper. Malzemelerimiz geliyor. Pirincimiz var. Evet. Daha önce ıslatmış olduğumuz pirincimiz, tereyağımız, haşlanmış nohutumuz, haşlanmış etimiz. Dana eti yine. Dana eti. Soğanımız, havucumuz ve bademimiz. Sıvı yağımız var. Peki bu et suyumuz. O da et suyu evet. Dana et suyumuz yine. Evet, et suyuyla pişireceğiz ve tekrardan. Ve tuzumuz. Şöyle tereyağımızdan başlayalım. Atalım tereyağımızı. Etmeye başlıyoruz tereyağı. Badem, soğan ve havuçlarımıza biraz eklemeler yaptı usta. Havucu gözüme az göründü dedi. Havuç ekledi ve zeytinyağı gönderdi. Şimdi onlarla birlikte havuçlarımızı yumuşadı. Değil mi? Havuçlarımız evet. yeteri kadar yumuşadı. Geldi. Şu anda artık pirincimizi de ilave edebiliriz. Evet. Buyurun dökelim. Hepsini mi? Evet. Önceden ıslattığımız evet. pirinçlerimiz. Şimdi biraz da böyle pirincimizi de kavuracağız. Sabırla. Evet. Hepsini birbirine. Pirincin rengi değişti. Havucun evet. rengini al. Turunculaşmaya başladı. Evet. Rengi de bittiğinde galiba hafif turuncumsu bir pilav evet. olacak. Nohutumuz ve etimizi de ilave edeceğiz. Biraz kavurduktan sonra. Ondan sonra da kemik suyumuzu da verdikten sonra. Demleyeceğiz. Kaynatıp demleteceğiz. Artık bekleyeceğiz. Yemeklerin hepsi tamam. Evet. Ellerinize sağlık. Efendim, Hakan ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden enfes geleneksel afyon yemeklerini bizim için hazırladı. Şimdi tadına bakma sırası bende. Ona programımızın bronşunu armağan etmek istiyorum. Bu güzel yemekler için şanlı bayrağımızın üzerinde hiçbir şey olamaz. Evet. Ancak şöyle. Bizim yerimiz şuralarda bir yer olur. Teşekkür ederiz efendim. Az sonra müthiş bir masayla, güzel sürprizlerle karşınızdayız.